Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Gözyaşları merhabalar. Polinomlar ünitemizde devam ediyorum arkadaşlarım. 9. köşe taşını gömeceğiz. Hızlanayım birazcık. Çünkü kitabı bitirmek istiyorum bir an evvel ki bir de bunun AYT'sini çözelim istiyoruz arkadaşlarım sizin isteğiniz üzerine. Şöyle odaklanmasını yapayım ben. Diyor ki P'de 1 kaçtır? 9. köşe taşımız. P'de 1. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu yapalım. P'de 1'i soruyor da bize. Şurada M değeri var. Bu M'i bulman lazım. Burayı bir şeye eşitlemem lazım. Bunun için de hani 1 yazarsanız burada direkt yerine 1 yazdığınızda eksi P'de 1 geliyor. Eksi P'de 1 çıkıyor. Ama 1 yazdığınızda m'li bir ifade geliyor. Yani öncelikle m'i bulmam lazım. Bunun için de burayı bakın 0 yaparsam yani x yerine 2 yazdığınızda şurası 0 oluyor arkadaşlarım. Eşittirin bu tarafı 0 gelecek. X yerine 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. 2 yazarsam eksi 2m. Artı 3m. Artı 2 de burası geliyor. Bakın m'i bulabiliyorum. Yani amacım şurayı sıfıra eşitlemekti arkadaşlarım ki sıfır olduğunda m'i bulabileyim diye. Hemen buluyorum m'i. 12 artı m artı 2 eşittir 0. M eşittir eksi 14 geldi dostlar. Şimdi ben bu polinomu bir daha yazayım. Şöyle olacak. 3x kare neydi? Eksi 14 yazarsam eksi 14x 14 yazarsam eksi 14 yazdım. Eksi 42, 2 daha eksi 40. Eşittir 0 geldi dostlar. Hadi bir de çarpanlarını ayıralım. 10'la 4 diye mi ayrılıyor? Yok. Şurası 3x'e x diye ayrılıyor burası. Bakalım burası neyle ne diye ayrılacak. 8 ile 5'i denesek. 8 ile 5. 8x, 5x daha. Yok. 14'ü yapmıyor arkadaşlarım. 14 gelmiyor. 10 ile 4 diye ayırsam yine 14 gelmiyor. Başka ne var? 20 ile 2 diye ayırsak. Şöyle 20'ye 2 diye ayırsam. Sanırım buluyor. Zaten x eksi 2'yi bulmak istiyorum ki şey olsun diye çarpanları sadeleşsinler diye bunu yapmaya deniyorum arkadaşlar. Peki eksi 14x'e ulaşıyor muyum böyle olunca? Eksi 6x, 20x'te 14x'e ulaşıyorum. He, şurası zaten eksi 14 artı 14'e doğuyormuş. Tamam doğru. O zaman şöyle oldu şimdi. 3x artı 20 çarpı x eksi 2 eşittir. X eksi 2 çarpı px. Peki bu x eksi 2'ler gitti. Bakın px'i 3x artı 20 buldum. Px eşittir 3x artı 20. Artık neyi soruyor bana? P'de 1. X yerine 1 yazın. 23'ü bulduk arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Şimdi ne yapıyorum? Şurayı 0 yapmak için x yerine kaç yazmalıyım? Eksi 1. Hadi eksi 1 yazalım. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir de eksi ile çarpıyorum. Artı 1. Eksi 1'in karesi 1. Başında eksi var. Eksi 1. Artı m eksi 3 eşittir. Şurası 0 oldu zaten şu kısım. Bir de eksi 13 kaldı burada. Düzenleyelim. M eşittir diyelim. 1 ile 1 gitti. Eksi 3 buraya gelirse eksi 10 kaldı. Artı 3 geldi buraya çünkü. 1 de gelirse eksi 1 olarak geldi. Eksi 11 bulduk m'i. Yerine yazalım şimdi. X üzeri 4 eksi x küp eksi x kare eksi 11 eksi 3 daha eksi 14 yaptı. Eşittir. X artı 1 çarpı qx. Özdeşliğinin gerçekleşmesi için m kaç olmalıdır diye soruyor. Zaten bulmuşuz m'i. Bir daha yazmaya gerek yok. Şimdi buna geldik. Özdeşliğinde x üzeri k'nın en büyük dereceli terim olduğuna göre k kaçtır? Şimdi en büyük derece x üzeri k'ymış. Peki şuradan en fazla ne gelir? X üzeri n gelir. Buradan en fazla ne gelir? Açılımını yaptığınızda x üzeri 3n gelir. Şimdi demek ki en büyük derece burada x üzeri 3n'de. Yani x üzeri 3n, x üzeri k'ya eşit. O halde k eşittir 3n. Şimdi bizim n'i bulmamız lazım bu durumda arkadaşlarım. N'e odaklanalım biz.
Şimdi sabit terimi vermiş 65. Bak buradan sabit terim nasıl gelir? Bir 2'nin n'inci kuvveti geliyor buradan sabit terim olarak x'siz olanlar. Bir de eksi 1'in n'inci kuvveti geliyor en son. Eksi 1'in n'inci kuvveti. Bunlar 65 yapıyormuş. Şimdi n kaç olursa 65 olur. 6 olursa olur mu arkadaşlar? 2'nin 6. kuvveti 64. Eksi 1'in 6. kuvveti de 1. 65'i sağlıyor. O zaman n eşittir 6. n 6 ise k'da 3 n'di. 18'i paketli. Geldik şu gobele. Yine bakın ne yapacağım? Şurayı 0 olması için uğraşacaktık dostlarım. 0 yapacağız. X yerine eksi 1 yazalım. Peki şurada x yerine eksi 1 yazarsak. Eksi 4. 3 daha. Yine eksi 1 çıkıyor. P'de eksi 1 çıktı. Eşittir. Eksi 1 yazarsam burası 0 oldu. K eksi 1 geldi arkadaşlar. Demek ki P'de eksi 1, K eksi 1'miş. Bakın buradan da bana bir yardımcı polinom vermiş. Yardımcı polinom da K'yı bulmamı sağlayacak. Şimdi yardımcı polinom Px. Bende ne var parantezin içinde? Eksi 1 var. O zaman x yerine eksi 1 yazıyorum. P'de eksi 1 çıkıyor burası. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir de eksi 2 ile çarptım. Artı 2 oldu. Eksi 1 çarpı 3'ten eksi 3 geldi. Artı 4. İşte bu da neye eşitmiş? K eksi 1'e. 1, 2 daha 3. Eksi 3'ü götürdü. 4 kaldı burada bir tek. Eksi 1'i de buraya aldım. 5 eşittir. K çıktı arkadaşlar. 9 numara buymuş. Hemen 10 numaraya geçtik. Şimdi bölümünden kalan soruluyor bize dostlarım. Önce bu Türkçe ifadeyi biz matematik diline çevirmeyi öğrenelim. Dostlarım bak, ne ile bölümünden kalan diyorsa bunu sıfıra eşitliyorsun. X eksi 2'yi sıfıra eşitledim. X'i buluyorsun. X 2. Sonra bu bulduğun değeri hangi polinomda istiyorsa o polinomda yerine yazıyorsun. Bu polinomda istediği için burada yerine yazıyorum. P'de 2 diyorum. İşte burada bulduğun sonuç kalandır diyeceksin dostum. Kalan budur. Neymiş? Bakın şöyle de ezberleyebilirsiniz. İle kelimesinin yanındakini sıfıra eşitle. Nun eki hangi polinomda? Nun ekinden önceki polinom hangisi? Bu. Bu polinomda da bulduğun değeri yerine yazacaksın. Sıfıra eşitledin. 2 çıktı ya. 2'yi direkt bu polinomda yerine yaz diyor. O da kalana eşitmiş arkadaşlar. O halde bize P'de 2'yi soruyor artık. Hadi 2'yi bulalım. 2'nin 4. kuvveti 16. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. Artı 1. Şurası 4. 1 daha. 5 yaptı gobeller. Hadi 2'ye geldik. Bilmem ne polinomunun x eksi 2 ve x eksi 3 ile. Şimdi bunu 0 eşitlersem 2, bunu 0 eşitlersem 3. 2'yi yerine yazdığımda kalan m'ymiş. Yani p'de 2 yazınca kalan m'ymiş. P'de 3 yazınca da kalan n'miş. Hadi 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 2 yazalım. Eksi 10 artı 2 eşittir m. 6, 10 çıktı. Eksi 4 eşittir m. 3 yazalım. 9 eksi 15 artı 2 de n'ye eşitmiş. Şurası 11 yaptı. 11 eksi 15'ten eksi 4 eşittir yine n çıktı. M artı n toplamını soruyor. Eksi 8 geldi arkadaşım. Burada ne diyor? İle burada. İlenin yanındakini 0'a eşitliyorum. X eşittir 1 çıkıyor. Nerede yazacağım bunu? Nun ekinin öncesindeki polinomda. Şurada yerine yazacağım. Bu da bana kalanı verecekti. Hadi burada x yerine 1 yazalım. P'de 1 geliyor. X yerine 1 yazalım. 1 eksi 2'den eksi 1. Eksi 1'in 2n eksi 1'inci kuvveti artı. 1 yazalım. 2'den 1 çıktı. 1. 1'in n artı 4'üncü kuvveti eksi. 1 yazalım. 3 eksi 4'ten eksi 1'in 4n'inci kuvveti. Düzenleyin. Şurası tek sayıyı temsil ediyor arkadaşlarım. N'i kaç yazarsanız yazın orası tek sayıdır. Tek sayı olduğu için eksi 1'in tek kuvveti yine eksi 1. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için 1 yazdım. Eksi 1 burası çift sayıyı temsil ediyor. N yerine kaç yazarsanız yazın çift sayı olur. Eksi 1'in çift kuvveti de artı 1'dir. Eksi 1
Artı 1 0 yaptı. Eksi 1 kaldı geriye arkadaşlarım. Cevabımız Bursa çıktı. Son soruma bakıyorum. Polinomunun x eksi 1 ile. İleyi gördüm. 0 eşitledim. 1 çıktı x. X yerine 1 yazalım o zaman arkadaşlarım. P'de 1 geliyor burası. Ve bu kalanı temsil ediyor. Kalan da P'ymiş. Sonra diyor ki x artı 2 ile, o zaman bunu 0 eşitleyelim. X eşittir eksi 2 çıktı. Demek ki eksi 2 yazınca da ne kalıyormuş arkadaşlarım? R. Buymuş muhabbetimiz. Şimdi hadi bunları bir düzenleyelim. Önce 1 yazalım. 1 yazınca 1'in küpü 1. Eksi 1 artı a eksi 1 eşittir p. 1'ler gitti. A eksi 1 eşittir p çıktı. Bu 1. Eksi 2 yazarsak eksi 8 gelir. Eksi 2 yazdım. Artı 2 artı a eksi 1 eşittir r oldu. Eksi 2, 2 daha eksi 6. Eksi 6, 1 daha eksi 7. Demek ki a eksi 7 de r'ymiş. Bize de diyor ki p bölü r 2'ye eşit. Hadi onu da gösterelim. A eksi 1 bölü a eksi 7 2'ye eşit. 2 bölü 1'e yani. İçler dışlar. A eksi 1 eşittir 2a eksi 14'e. A'yı buraya alalım. Eksi a geldi. 2a'dan da a çıktı. Eksi a kaldı. Eksi 14'ü buraya alırsan artı 14 olarak gelir. 14 eksi 1'den de 13 kalır. A eşittir 13'müş. Cevap C. Evet, 10 numarayı da gömdüm. Hemen 11'i aldık. 11'i bir ayarladık arkadaşlarım. Polinomunun x eksi 5 ile. Evet, ile burada. Nun burada. Nun'dan önceki polinom da bu. Hemen bu x eksi 5'i 0'a eşitliyorsun. X'i 5 buldun. Bu 5'i de getirip burada yerine yazıyorsun arkadaşım. Direkt yerine yaz. Ne geliyor? 5 artı 7'den P'de 12'ymiş demek ki kala. Hadi bulalım bunu da. 5 yazıyorum x yerine. Unutmayın. 5'in küpü 125. Eksi 5 artı 9. 120, 9 daha 129 geldi. P'de 12. X eksi 3 ile. İleyi 0'a eşitle. X eşittir 3. Nun nerede? Bu polinomun hemen peşinde. O zaman 3 yerine bunu yazacaksınız. X yerine bunu getirip yazacaksınız. 3 yazarsan P'de 3 gelir. 3'ün 4. kuvveti 81. Eksi 2 kere 3 6 artı 1. 81, 6 çıktı. 75, 1 daha 76 geldi arkadaşlarım. Devam. İle burada. Bunu 0'a eşitleyeceğim. X eksi kök 3'ü 0'a eşitledim. X eşittir kök 3. Getirip yerine yazıyorum. P'de kök 3 artı 1'miş kalan. Bunun ile bölümünden kalan buymuş. Tabi burada da ne yapacağım şimdi? X yerine kök 3 yazıyorum. Kök 3'ün 4. kuvveti artı kök 3'ün karesi eksi 5. Düzenleyelim. Kök 3'ün 4. kuvveti kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3. Bununla bunun çarpımı 3. Bununla bunun çarpımı da 3. 3 kere 3 de 9 yaptı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Karesi 3 geldi. Eksi 5. 12. Eksi 5. 7 yaptı. Cevap Adana çıktı. Son soruya bakalım. İle kelimesi burada. X eksi 4'ü 0'a eşitledik. X eşittir 4 çıktı. Şimdi X yerine 4 yazacağım. Nerede? Nun ekinin hemen önündeki polinomda. X yerine 4 yazarsam 4'ün karesi eksi 5. Yani P'de 16 eksi 5'ten 11'i soruyormuş bana kalan diyerek P'de 11'miş meğersem. Cevap da Denizli geldi. Çevirdik. 12'ye bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Odaklanmasını da ayarlayalım. Evet. İle bunun yanında. O zaman x artı 3'ü 0 eşitledim. X eşittir. Eksi 3 buldum. Hangi polinomun bunun ilesini soruyor? Px'in. O zaman x eksi 3'ü getirip px'de yerine yazacağım. P eksi 3 geldi. Kalan budur işte. P'de eksi 3'tür arkadaşlarım. Bana bu soruluyor. Peki P'de eksi 3'ü bulmam için de bak bir yardımcı polinom vermiş. Polinomu veriliyor diyor. İşte bu polinomun verilmesinin sebebi bana yardımcı olsun.
P'de eksi 3'ü bulacağım. Peki buranın eksi 3 olması için x yerine kaç yazmalıyım? X yerine 1 yaz. 1 yazınca 1 eksi 4'ten P'de eksi 3 geliyor mu burası gerçekten? Peki 1 yazınca 1'in küpü eksi 1 artı 8 geliyor. 1'in küpü 1. Bu 1 ile gitti. Geriye bir tek 8 kaldı Gobeller. 2 numaradayım. Polinomu veriliyor. X ile diyor. O zaman x'i 0'a eşitliyorum. Direkt x eşittir 0 çıktı. Şimdi bunu nerede yerine yazacağım? Px'in diyor arkadaşlarım. Bak ineki. Hangi polinomun yanında? Px'in. O zaman burada yerine yazacağım. Ve bu da yerine yazılınca p'de 0 kalan oluyor işte arkadaşlar. Kalan kaçtır diye soruyor zaten. Kalan p'de 0'dır. Peki p'de 0 olması için yardımcı polinomda x yerine kaç yazmalıyım? Buranın 0 olmasını istiyorum. X yerine eksi 1 yaz diyorum. Hadi yazalım. Eksi 1, 1 daha gerçekten P'de 0 geliyor. Eksi 1 yazarsam, eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Bir de başında eksi var, artı 1. Eksi 1'in karesi 1'dir. Bir de başında eksi var, eksi 1. X yerine eksi 1 yazıyordum. Bir de eksi 5 var. Bu 1, bu eksi 1'i, bu 1, bu eksi 1'i götürsün. P'de 0, eksi 5 çıktı. Cevap da Adana geldi. Hadi şuna bakalım. İle burada o zaman x eksi 5'i 0'a eşitliyorum. X eşittir 5 çıktı. Nerede yerine yazıyorum? İn dediği için px'de. O zaman x yerine 5 yazdığımda kalan bu işte arkadaşlarım. Direkt bunu bulacağız biz. P'de 5'i. Peki buranın 5 olması için x yerine kaç yazarsanız 5 olur? 2 yaz. 2 yazarsam 6 eksi 1'den gerçekten p'de 5 çıkıyor. 2 yazıyordum. 2'nin karesi 4. Eksi 7 ile 2'nin çarpımı eksi 14. Bir de artı 4 var. 8 eksi 14 eksi 6 yaptı. Sorumun cevabı. Son soruma bakıyorum arkadaşlarım. Videomun da son sorusu olacak. Polinomu veriliyor. İle dediği x artı 3. Hemen 0'a eşitliyorum. X eşittir eksi 3 çıktı. İn nerede? Px'de. İşte Px'de x yerine eksi 3 yazdığımda bu benim kalanım. Kalanı da 17 vermiş dostlarım. P'de eksi 3 17'ymiş. Şimdi gelin burada burayı yardımcı polinomda eksi 3 yapalım. Ne olursa eksi 3 olur. X yerine eksi 1 yazarsanız eksi 3 olur burası gerçekten. P'de eksi 3 olur. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. 1 çarpı A'dan A gelir. Eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1'dir. Eksi 1 çarpı eksi B'den artı B gelir. X'in karesi eksi 1, 1'dir. Artı 1 yapar. Eksi 1'in karesi. C ile çarpınca artı C gelir. Eksi 1, eksi D ile çarpınca artı D, artı 7 geldi. Ve bu da 17'ye eşitmiş. Hadi 7'yi buraya atalım. Toplamları ne çıktı? 10. Peki. Evet Gobeller, bu videomuzun da sonuna geldik. Şöyle koyayım da açıların çocuğu reklamı yapalım bir de. Dostlar hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.